genel grev yapsa. Bir hafta boyunca çocuk bakmayacağız. Bulaşık yıkamayacağız, yemek yapmayacağız, tarlada çalışmayacağız, işe de gitmeyeceğiz, fahişelik de yapmayacağız, bu adamlarla da yatmayacağız. Mesela çok şey değişir dünyada. Var olan bir şey görmeye çalışıyoruz biz. Şimdi şöyle bir şey var bak. Normal olarak birisi seni dövüyorsa, arada bir tecavüz ediyorsa, işlerini sana yaptırıyor, bunun karşılığında da para vermiyorsa insan bozulur ya. Biz de işte radikal feministiz. Eşcinseller için cinselliklerini mümkün olduğu kadar şey yapmak, ifade edebilmek, arzularını ifade edebilmek. Ben arzuluyorum ve sizin arzulamamı istemediğiniz birilerini arzuluyorum. Gerçekten çok demode bir şey söylediğimi farkındayım. Ütopya yaradığımız zaman bir araya gelmemiz kolay. Kadın hareketi eşcinsel hareketi. Kurtuluşu hedefliyorsak o ütopyaya ihtiyacımız var. O ütopyada ortak kuracağımız şeyler olduğunu düşünüyorum. Erkeklik nedir? Kadınlık ve erkeklik çünkü bize ısrarla biyolojik birer kategori gibi dayanıyor. Eğer diyor küçük ayaklılarla büyük ayaklar arasında bir hiyerarşi olsaydı biz birini gördüğümüz zaman önce ayağının boyuna bakacaktık ve şöyle tarihi şeyler kurulacaktı. Küçük ayaklar mağaralara daha kolay tırmanabiliyorlar ve işte o yüzden tarih içinde şey kazandılar. Öncelik kazandılar ve büyük ayakları ezmeye başladılar gibi bir teori kurulabilirdi. Bunun üzerine diyor. Şeyi farklı kılan, biyoloji farkı, anlamlı kılan, farklı nedir kılan ufak bir detaydan nedir yani bu memeler ve penis üzerine kurulan bu kadar büyük şey bunu görünür kılan şeydir. Toplumsal hiyerarşidir bunun üzerine kurulan. Heteroseksüelliğin kurumsallaşması ataerkilliği beslerken ataerkillik heteroseksüelliğin kurumsallaşması da beslemeye devam ediyor ve bu olay beni aştı. Bu tam şey ifade edemedim şu anda. Yani mesela lezbiyenlikle feminizm yan yana alınabilecek şeyler değil bence. Çünkü feminizm bir politik tercih. Lezbiyenlik böyle değil. Elinde değil lezbiyensin. Ya da elinde değil eşcinsel. O işler yapılıyorsa başka bir sürü alanda şöyle benim yüzüme bakar mısın sana konuşurken. Şunu hatırlamak gerekiyor belki de. Köyde yaşayan bir anne eşcinsel olabilir. Yani bu şaşırtıcı bir şeydir ya da ben şimdi burada abartıp konuyu çarpıcı bir hale getirmeye çalışmıyorum. Yani bu hakikaten böyle. Yani bunları unutmadan bütün toplumu kavrama çabalarımızın içinde kavramak gerekiyor. Çok sade bir cümle. Diyor ki bir kadınla bir erkek arasında cinsel arzu uyandırmak dışında herhangi bir farkın kalmayacağı günleri özlüyorum diyor. Eşcinsel hareket ne istiyor? İnsanların birini arzularken hangi cinsiyetten olduğunun önemli olmaması. Kadın kurtuluşta tek başına eşcinselleri unutarak olabilecek bir şey değil sonuç. Biz erkekleri de arzulayabiliriz, hepsini arzulayabiliriz, hiçbirini arzulayamayabiliriz. Şu ara hiç bunun modası yok ama. Yani illa arzulayacaksınız, arzulayacaksınız. En önemli oyun bu ama yani kafayı yiyeceğiz arzulamaksana. Cinsel tercih kavramının çok doğru bir kavram olmadığını düşünüyorum. Çünkü cinsel tercih bayağı iradi bir şeyden bahsediyoruz. Yani ben karar veriyorum, şimdi bundan sonra artık kadınları arzulayacak isterdim. Hep beladan kurtuluyor insan bunu yapabildiği zaman. Kadın Kurtuluş Hareketi içinde bir grup kadın, dünyanın başka yerlerinde burada rastlamadım. Hayatlarının bir aşamasında biz artık bu nalet şeyle birlikte olmak istemiyoruz. Erkeklerle konuşmayacağız, elimizle değmeyecek. Alsınlar şeyleri gitsinler. Biz sadece kadınlarla olacağız demişler ve bunun adı politik lezbiyenlik. Bu gerçekten bir cinsel tercih. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Çünkü şaka diye söylemiyorum bunu. Çünkü bu kadar kolay insanın cinsel yönelimlerini değiştirebilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum iradeyle. Ama böyle bunu yapmış bir sürü kadın var. Ben bir sürü çoluk çocuk sahibi sonradan eşcinsel olmaya karar vermiş feminist kadınla tanıştım. Bunda tabii şeyin etkisi var diye düşünüyorum. Yani bir kadınlarla sosyalleşen toplumsal ortam oluyor. Artık bazı şeyleri farklı görmeye başlıyorsun. Kadınlar sevmemek üzere yetiştirilirler. Kadınları sevmeyi öğreniyorsun falan. Bunların da etkisi var ve gerçekten yani heteroseksizm ve ataerkillik bağlantısı o kadar sadece şey mi acaba? Yani bir eşcinsel kurtuluş var. Yani eşcinsel kurtuluşunu isteyen insanlar var ve kadın kurtuluşunu isteyen insanlar var. Yani bu insanlar yan yana gelsinler, birbirlerine güç versinler filan mı? Yani öyle yani. Ya şeylerinde, gettolarında, barlarında rahat ederlerse eşsizler oynasınlar ve şey yapsınlar. Kadınlar da feminist kelimesini ben bir kimlik olarak algılamıyorum. Ve feminizmi toplumsal kadınlık ve toplumsal erkekliğin ve bunların kurumsallaşmasının toplumsal bireysel ilişkilerde ve kurumsal ilişkilerde yarattığı iktidar ilişkisini sorgulamak için
var olan bir ideoloji ya da yöntem olarak algılıyorum. Ve bu ideoloji ve yöntemi kullanarak kadınların bunun üzerinden söz yönetik mücadelede geliştirdikleri bir alan olarak görüyorum. Zaten kadınların arzulaması nereden çıkmış ki? Kendi cinslerini arzuluyor. Yani arzuluyorlar mı bir kere? Ki dönüyorlar, şey yapıyorlar. Kendi başka kadınları arzulayacaklar. Böyle bir konu yok. Şey değil bu. İşte mesela şöyle dedi, zavallı eşcinseller çok acı çekiyorlar, onları koruyalım falan. Ya da ay ben bu ana kadar bilmiyordum, işte yeni öğreniyorum eşcinsellik diye de bir şey. Ben yani ne bileyim, atlamışım, düşünmemişim. Şimdi çok suçluluk duyuyorum çünkü dün şöyle bir küfür etmiştim. Özel olanı, kişisel olanı politik olması böyle bir şey değil. Yani ben mesela şöyle bir şey hissediyorum. Heteroseksüellerle konuşuyoruz, eşcinsellik anlatıyoruz falan gibi. Ben hiç böyle, ya biz şöyle de acı çektik, böyle de falan gibi bir şey hissetmiyorum. Aksine insanların heteroseksinden sıyrılmaları için onlara yardım ediyormuşum gibi hissediyorum. Ve bu, ya aynı şeyi ben kadın kurtuluşu için de hissediyorum yani. Ben zavallı erkeklere diyeceğim de kızılabilir buna da. Tam öyle değil, zavallı erkekler değil elbette de. Yeşim'i bu konuda tenzih edeceğim, feminist olmak erkeklere karşı bir mesafe getirir sana. Patriarka kadınları ezer, sömürür, baskı altına alır. Fakat erkeklerin de hayatı sınırlar. Bizim yer ağzımıza sıçıyor. Arada çok şey bir fark var. Kadınlar ve erkekler arasındaki hiçbir şey bu sebeple simetrik değildir. Hiçbir simetri kurmak mümkün değildir kadınlar ve erkekler arasında. Her şey farklıdır. Dolayısıyla eşcinsellik bir tecrübe olarak kadınlar ve erkekler arasında daha farklı yaşanır. Yani insanların olduğu her alanda ataerkillik yeniden üretilir. Bu işte bir devlet dairesindeki bir ofistir ya da bir herhangi bir evdir. Ve aynı şekilde eşcinsel kamusal alanda da o ataerkil yeniden üretim tekrarlandığı için eşcinsellik de feminizmin bir konusudur. Yani inceleyeceği alanlardan ya da söz üreteceği alanlardan bir tanesi. Basınla belirleniyor, aşk romanlarıyla belirleniyor, iyi edebiyatla belirleniyor, kötü edebiyatla belirleniyor, siyasetle, medeni kanunla belirleniyor. Bir sürü kamusal alanda müdahale edecek şey var ki bizim yatağımızda ve mutfağımızda olup biteni. Bu yatak ve mutfak gerçekten şeydir yani. Önemlidir. Orada olup biteni belirliyor. Şimdi bizim buna müdahale araçları yaratmamız lazım. O kolay Barbara Kartan, herkes biliyor aptalda küçük bir şey olduğunu onu. Doğrusu söylemek zor. Doğrusu bir şey demek zor. Zaten Barbara Kartan rahatlıkla okuyan var mı? Elini alıyorsun. Barbara Kartlandığını geziyorsun diye bir şey var mı? Şey? Hepimiz uzanıyoruz onu gizli gizli yani. Heteroseksizm, heteroseksüelliğin var olan tek yaşam biçimi olması da yapılırken aslında şöyle bir şey yapıyor. Heteroseksüellik diye bir şey yokmuş gibi yapıyor bunu. Yani eşcinsellik diye bir şey varsa o anormaldir diye yapıyor. Yok öyle bir şey ama doğru söyledi değil. Doğru söylüyor ya. İşte daha ne olsa aşmış yani bir durum. Şimdi burada bir şey var. Öyle yani böyle bir şey var. Şeyde yani heteroseksüel olan birisi benim cinsel benimim heteroseksüel diye hayatın herhangi bir anında bir ayrılma hali yaşayıp bunun üzerine tartışma sorgulama hali yaşamak zorunda kalmıyor. Eşcinsellerin başında olmayan bir de kadınların başında kadınlar çocuklara da bakıyorlar. Şu şey var ya yani kişisel olan politiktir. Bu cümle yani bu kadar yalın, çok basit ve bu kadar çok şeyi nasıl anlatabilirim bu cümle. O yüzden çok seviyorum ve yani hala mesela başka bir cümle bulamıyorum. İkinci bir şey. Kadın eşcinselliği her zaman erkek heteroseksüel fantezisinin bir parçası olmuştur. Uzun bir zaman eşcinsel hareket, eşcinsel pornografi için mücadele etti. Bunun görünürlüğü için, kendilerine de malzeme olması için. Bu pornografi erkekler için üretiliyor. İkincisi bu pornografi heteroseksüel erkekler için üretiliyor. Üçüncüsü bu pornografi kapitalizm için üretiliyor. Bu duvarlar kadınları birbirlerinden yalıtırken lezyen kadınları daha da çok birbirinden yalıtıyor. Çünkü onlar önce kendi içlerinden dışarı çıkmaya çalışıyorlar. Yani gece dışarı çıkmaya da bu duvarın arkasına geçmeden önce kendi içinden dışarı çıkmak için hiçbir toplumsal destek alamadın. Bir anda şekilde buluyorsun kendini. Var o geyik de var şimdi. Sokak her şey halloluyor. Sokağa çıkmanın yüceliği falan. Yani böyle bir şey var. Şey önemli, bu ilk söylediğim feminizmin refleksi olarak konusu olabileceğini düşündüğüm şeyde işte hani eşcinsel görünmezliği içerisinde kadın eşcinsellerinin görünmezliği. Dolayısıyla eşcinsel hareket ve kadın hareketi arasındaki ilişki başka diğer muhalif hareketler arasındaki ilişkiden daha derin. Bir aşk ilişkisinde, yani başımızın temel belası zannettiğimiz aşk ilişkisine girdiğiniz zaman iki tarafın cinsiyetleri ne olursa olsun bildiğimiz aşk ilişkisi üretiliyor. Bir erkek, bir kadın genellikle yaratılıyor. Bunu kadınlarla erkekler arasında yaratmamanın mümkün bile olmadığını düşünüyorum ama genellikle
bir gözlemden bahsediyorum burada. Eşcinsel çiftler arasında da, eşcinsel arasında da böyle bir kalıp şey yapılıyor. O yüzden devam ettik ama bitireceğiz yani son 5 dakika. Alınmayın ama burada bile erkek egemenlik yapıyorsunuz. Son olarak konumuzda çok ilgisiz görülen ama aslında bence ilgili olan bir şey hatırlatarak bitirmek istiyorum. Bir FETÖ'ne karşı yürüyen ölüm oruçlarının 1. yıl dönümüydü. Toplam 75 kişi hayatını kaybetti. En az bir o kadar insan sakat kaldı. Bunu aklımızın bir köşesinde tutmamızı istiyorum çünkü baskı herkesin üzerinde ve